AKP hükümeti iktidara geldiğinden bu yana, yani aşağı yukarı 22 yıldır Alevilere dönük bir asimilasyon politikasını yürüttüğünü hepimiz biliyoruz. Aleviliği Kültür Bakanlığı'na bağlama, bir cemevleri olarak sadece konumlandırma, Aleviliği daraltma, asimile etme çabalarının AKP hükümetinin son noktayı koyduğunu biliyoruz. Bunlar cemevlerini dolaşarak cemevinin ihtiyaçlarını karşılama, onları kendine bağlama, kendi gibi düşünme, kendi Aleviliğini yaratma konusundaki çabaları olduğunu da biliyoruz. Fakat Alevilik bu kaba sığacak bir inanç değil. Bugüne kadar Aleviler cemevlerini kendi içinde oluşturdukları hizmetleri bir binalar yaparak, içini doldurarak cemevleri oluşturdular. Oysa aslında Aleviler kırdan kente göç ettiklerinde cemevleri bir ihtiyaç haline geldi. Kıt kanaat bütçelerle, insanların bağışlarıyla ayakta tuttukları büyük metropollerdeki cemevlerini kendine bağlama konusunda bir maharet gösteriyor. O da elektrik paranı ben ödeyeceğim diyor. Ama her şeyden önce Aleviliği anayasada tanımlayan bir inanç olarak görmüyor, göstermiyor. Bunu Kültür Bakanlığı'na bağlıyor. Oysa cemevleri Alevilerin ibadet merkezleri. Mesela bunun Kültür Bakanlığı'yla ne gibi bir alakası var? İktidar Alevilerin pirlerini kendine bağlayarak, onlara maaş vererek, elektrik paralarını ödeyerek, cemevlerin elektrik paralarını ödeyerek buradan bir sonuç almaya çalışıyor. Aleviliklerin kadim, bu toprakların en eski inancı, toplumumuzun, büyük toplumumuzun inancı. Pirleri var, uluları var, ziyaretgahları var ve bugüne kadar yüzyıllar boyu nasıl geldiyse kıt kanaat lokmalarla, hak lokmalarıyla bundan sonra da öyle kendini sürdürecektir. Dolayısıyla bence bizim cemevlerimizin, onların bizim elektrik paramızı ödemelerine falan hiç ihtiyacı yok. Alevilerin istediği şey şudur: anayasada eşit yurttaşlık, özgür yurttaşlar olarak kendi inançlarını gerçekleştirebilme ve özgürlükçü laikliğin yaşandığı bir toprakta yaşamak istiyorlar. Kültür Bakanlığı'nın Alevi Cemevi Daire Başkanlığı kurması bile zaten bir sorun. O da yetmez, üstüne cemevlerinin gereği halinde de bir cümlenin yanında bir kelime var. Gereği halinde. Gereği halinde nedir? Yani bana bağlıysa, eğer benim gibiysen karşılarım demek istiyor. Ben hiçbir cemevimizin buna tenezzül etmeyeceğini, buna tamah etmeyeceğini ve bu paraları isteyeceğine inanmak istemiyorum. İnanmıyorum da. Dolayısıyla bu yapılan doğru değil. Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Dedelerimize, pirlerimize seslenmek istiyorum. AKP'nin bu üç kuruşluk oyunlarına gelmeyin. Alevilik bunlara sığacak bir şey değildir. Bunun mücadelesini hep birlikte, yeni demokratik bir anayasa yapmak için birlikte verelim.